Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ersen. Bugün Piyasa Hattı programının ilk bölümünde Kordsa CEO'su Ali Çalışkan bizimle olacak. Kordsa'nın ilk çeyrek kar rakamlarını hatırlatarak başlayalım. 2020'nin ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 59 milyon TL olmuştu. Piyasa beklentisi de yaklaşık 50 milyon TL'ydi. Kordsa ilk çeyreği beklentinin üzerine bir kar rakamı açıklayarak tamamladı. Peki pandemi döneminin belki de yan etkisinin Covid'in en ağır hissedildiği ikinci çeyrekte Kordsa'nın karlılık rakamları nasıl? 2020'ye dair beklentiler nasıl şekilleniyor? Özellikle hem borç favori rasyolarını ele alacağız hem de öte yandan MSCI endeks değişiklikleri vardı biliyorsunuz. MSCI'nin içerisinde de Small Cap endeksi Türkiye bölümünden Kordsa çıkarılmıştı. Bunun etkisini biraz konuşacağız. Hissedeki yerli yabancı dağılımı ve diğer detayları, temettü politikasına diğer detayları da konuşacağız. Sorularınızı, yorumlarınızı bu market.at adresine yönlendirebilirsiniz Kordsa ile ilgili. Öte yandan bir diğer konuğumuz bugün yine Piyasa Hattı programında TÜBİT öğretim üyesi Doçent Doktor Atılım Murat olacak. Atılım Hoca ile beraber hem bugün gelen Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesini ele alacağız hem de faiz patikasının değişip değişmediğini. Çünkü enflasyonda yukarı yönlü hareket ve belirsizlik aralığının enflasyon raporundaki belirsizlik aralığının üst bandının üzerine gelinmesiyle beraber Haziran'daki %12.4'lük enflasyonla Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine birkaç toplantı daha ara verebileceği konuşuluyordu. Buna dair fikirlerini alacağız Atılım Hoca'nın. Bir diğer başlık yine Atılım Murat'la konuşacağımız kurdaki son dönemdeki rekor düşük oynaklık ve kurun sabit bir bant içerisinde hareket etmesi. Bu ne kadar sürdürülebilir? Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime önümüzdeki dönemlerde bir kur şoku olursa müdahaleyi zorlaştırıyor mu? Fitch'in kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in buna dair bir raporu vardı Türkiye rezervine ilişkin. Buradaki detayları da yine Atılım Murat'la konuşacağız. Ekrana getireceğiz. Yurt dışı piyasalarda ise bugün bize Swiss Quant Bank'tan İpek Özkardeşkaya eşlik edecek. Swiss Quant'ın kıdemli analisti. En büyük soru bugün verdiğimiz son dakikaların yani örneğin Asya'da Hang Seng'in boğa piyasasına girmesi ya da Çin'in Şangay Endeksi'nin 2015'ten beri en yüksek günlük değer kazancı içerisinde olması. Bu dünya borsalarındaki rally kalıcı olur mu? İpek'le konuşacağız ve elbette para ve mali politikaların desteği ne kadar etkili olur? Vaka sayıları tekrar arttığı için makro gerçeklik bir yanda, sağlık tarafındaki Covid'e pandemiye dair değerler bir yanda, öte yandan da borsaların tepkisi aslında 3 benzemez, 3 farklı hikaye fiyatlanıyordu. Bunların detaylarını da İpek Özkardeşkaya ile konuşacağız az sonra. Ve yine yabancı yatırımcı algısı için önemli olan gelişmeler var, düzenlemeler var. Bunları da özellikle Borsa İstanbul'daki 6 tane yabancı kuruluşa gelen 1 ile 3 ay arasındaki bu açığa satış yasağında yine İpek'le detaylandıracağız. Borsa yatırımcısı için, yabancı yatırımcılar için ne ifade ediyor diye. Şimdi hemen başlayalım programımıza. İlk konuğumuz Kordsa CEO'su Ali Çalışkan demiştik. Kendisi hazır. Hemen gidelim. Ali Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Güzem Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Bugün burada Piyasa Hattı'nda bizimle olduğunuz için. Ali Bey ben izninizle ilk çeyrek kar rakamlarını sorarak başlamak istiyorum size. 59 milyon TL bir net dönem karı açıkladınız. Ve bu piyasa beklentisinin biraz üzerinde kaldı. Medyan beklenti yaklaşık 50 milyon TL civarındaydı. Biraz paylaşır mısınız? 2020'nin ilk çeyreği nasıl başladı Kordsa için? Teşekkür ederim öncelikle. Aslında 2020 birinci çeyreğini bizim beklentilerimizin sizinle bahsettiğiniz gibi biraz daha üzerinde pozitif bir gelişmeyle tamamlamış olduk. Toplam net karımız aslında konsolide rakamımız 62 milyon TL ama ana ortaklık payı olarak baktığımızda 59 milyon TL'lik bir kar açıklamış olduk. Toplam satışlarımıza baktığımız zaman bu dönem içerisinde 2019'un birinci çeyreğine göre kıyasladığımızda %5'lik bir düşüş olmakla birlikte 1.2 milyar TL'lik bir net satışı gerçekleştirdik 2020 yılında. Esas faaliyet karımızda yine beklentiler doğrultusunda 115 milyon TL olarak gerçekleşti. Favorik olarak bakarsak yani EBITDA değer olarak da aşağı yaklaşık olarak 153 milyon TL'lik bir performans sergilemiş olduk birinci çeyrekte. Şimdi buradaki detaylara baktığımızda özellikle 2019 yılının ikinci yarısında ikinci yarısından sonra global otomotiv piyasasındaki daralmadan dolayı aslında birçok şirkette yine satış gelirlerinde düşüş vardı. Biraz bahseder misiniz? Yani o 2019'un ikinci yarısındaki o global pazardaki daralmayı siz ne kadar hissettiniz? Satış gelirlerindeki sınırlı da olsa, tek haneli de olsa düşüşü buna bağlamak doğru olur mu? Aslında otomotiv sektöründeki düşüşün geçmişi 2019'dan çok daha geriye gidiyor. Hatırlarsanız 2017 yılındaki rakamlar bugün dünyada otomotiv sektöründe otomotiv ve hafif ticari araç üretimine baktığımız zaman üretim ve satış rakamlarına
en yüksek olarak ulaştığı değerler 2017 rakamları. 2018'den başlayarak özellikle Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşlarına bağlı olarak sektörde bir durağanlaşma ve yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bu düşüşler çok küçük miktarlarda olduğu için belki o kadar çok fazla kendisini hissettirmedi. Ama 2019'un ikinci yarısından itibaren sizin de belirttiğiniz gibi bu düşüşler daha belirgin bir hale geldi. Tabii Covid ile beraber 2020'ye geldiğimizde biraz sonra belki ona bir gireriz ama etkisi çok daha büyük boyutlara ulaştı. Bu düşüşlerde, satış ciromuzdaki düşüşlerin etkisinde tabii ki otomotiv sektöründeki bu daralma, buna bağlı olarak da lastik sektöründeki daralma da bunu tetiklemiş oldu. Özet olarak söyleyebileceğim bunlar şu anda sektörle ilgili. Peki şimdi ikinci çeyrek için biraz isterseniz, tabii ki halka açık bir şirketsiniz. Bilanço geldikten sonra detayları göreceğiz ama spesifik rakam bazlı olmasa bile ikinci çeyrek ilk çeyreğe göre o daralmayı ne kadar hissettiğinizi, çünkü sektörde genel olarak ikinci çeyrekte cirosal bazda çift taneli bir daralma beklentisi vardı. Katılır mısınız buna? Siz pandemiyi nasıl hissettiniz? Gizem Hanım, aslında otomotiv sektörünün toplam yıllık bazdaki beklentiler açısından baktığımızda bizim bugün her zaman kullandığımız kaynaklarımızı incelediğimizde gördüğümüz değer 2020 yılı 2019 ile kıyaslandığında yaklaşık olarak %20-25 aralığında bir daralmanın olduğu bir sektör olacak gibi görüyoruz bugün baktığımızda. Tabii bunun özellikle... Pardon, bu ikinci çeyrek için mi? Yılın tamamı için. Yılın tamamı için bu rakamları söyleyebilirim. Benzer bir şekilde tabii lastik sektöründe de aynı şekilde bir daralma öngörüsü var olduğunu global piyasalardan çok net bir şekilde görebiliyoruz. İkinci çeyrek rakamları ise aslında birinci çeyrekteki daralmayı ve üç ve dördüncü çeyreklerdeki bir anlamda geriye dönüş, tekrar normale doğru, tabii normale dönüş için belki çok daha biraz uzun soluklu bir dönem gerekecek ama baktığımızda ikinci çeyrek aslında otomotiv sektörünün ve lastik sektörünün ve bizim de içinde bulunduğumuz sektörün en büyük etkilenme dönemi olarak tanımlayabiliriz. Çünkü bütün dünyada Covid'in en yoğun olduğu, özellikle Çin'den sonra pandemi ilan edilmesiyle beraber yayılım hızının Mart ayından itibaren yoğun bir şekilde hissedildiğini hepimiz biliyoruz. Doğal olarak bunun etkisiyle beraber bizim sektörümüzde de ciddi bir etkilenme yarattığını söylemek mümkün. Peki 2019'un ikinci çeyreğine göre, yani geçen senenin ikinci çeyreğine göre satış gelirlerinde gerçekten çift taneli bir daralma olabilir mi? Yani birçok sektör temsilcisi böyle yorumladı. Bu çok yanlış bir rakam değil ki. Çift taneli daralmaların olmasını öngördüğümüz bir dönem ikinci çeyrek rakamları. Sizin de belirttiğiniz gibi henüz daha sonuçları görmediğimiz için ve denetimden geçmediği için şu anda açıklayamıyoruz ama resim onu gösteriyor. Çünkü otomotiv sektöründe özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki Avrupa'da sizler de eminim takip etmişsinizdir. Avrupa'da otomotiv satışlarının en dip yaptığı dönem oldu Nisan ayı. Mart'tan itibaren başlayarak. Mayıs'ta birazcık kıpırdanmalar olduğunu hissetsek ise ama yine geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımız zaman buradaki düşüş rakamlarının da gerçekten çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Ama güzel olan gelişme şu, en azından artık Temmuz ayı itibariyle, Haziran'ın sonuna doğru ve Temmuz ayı itibariyle global anlamda hem otomotiv sektöründe hem de lastik sektöründe müşterilerimizden aldığımız mesajlarda bir kıpırdanma olduğunu görebiliyoruz. Kapasite kullanım oranları ikinci çeyrekte %50'lerin altına düştüğünü söyleyebilirim lastik sektöründe ve otomotiv sektöründe. Ama üçüncü çeyreğe baktığımız zaman bu rakam muhtemelen %75'ler seviyesine doğru tırmanacak görünüyor. Son çeyreğe geldiğimizde de bizim beklentimiz bu rakamların %85-%90'lara doğru tırmanması gerekir diye bekliyoruz. Şu anda bu gerçekleşmeler oluşursa zaten yıllık bazda biraz önce bahsetmiş olduğum o %20-25 dilimindeki daralmayı 2020 yılı içerisinde hissetmiş olacağız diye düşünüyorum. Peki burada Haziran'da bir toparlanma gerçekleşti sektörde. Yani ODD rakamları en azından bize bunu söyledi otomotiv sektörü için. Dolayısıyla böyle olunca Kortsa özelinde de siz Haziran ayında, her ne kadar tabii Nisan Mayıs gerçekten çok zayıf geçtiği için böyle çok büyük ikinci çeyreğin tamamında bir büyüme zaten siz de söylediniz, beklemediniz ama Haziran özelindeki toparlanmayı siz hissedebildiniz mi Ali Bey? Çok yani büyük, keskin bir net bir toparlanma hissettiğimizi söylemek aslında çok kolay değil ama diğer iki aya göre kıyasladığımız zaman Nisan ve Mayıs aylarına göre daha pozitif bir ay olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ve pazardan aldığımız mesaj da bu yönde. Bizim için önemli olan önümüzdeki dönem içerisinde
lastik sektöründeki müşterilerimizin öngörülerini toparlayabilmek. Çünkü Nisan-Mayıs aylarında gerçekten öyle dönemler yaşadık ki müşterilerimiz bir sonraki ayda tüketim miktarının, kapasite kullanımının ne olacağı öngörüsünü veremeyeceği bir dönem yaşadık. Pandeminin o yoğun geçtiği dönemde özellikle Avrupa'da ve Amerika tarafında. Siz de biliyorsunuz bugün Avrupa nispeten daha toparlanmış durumda ama Amerika'ya baktığımızda her ne kadar ekonomi açılmış, açılma yoluna gitse de pandeminin yayılma hızı ve riskler hala orada devam ediyor. Bizim önemli pazarlarımızdan biri Güney Amerika, yine biliyorsunuz orada da operasyonlarımız var. Güney Amerika'da da her ne kadar pandeminin hızı artarak devam etse de yayılma hızı, ama ekonomideki uygulanan tedbirlerle şu anda oradaki toparlanma ve lastik sektörünün de geriye dönüşünü hissettiğimizi söyleyebilirim. Zorlu geçen süreç daha çok Asya Pasifik tarafında görebiliyoruz. Her ne kadar Çin'de bu dönemde bir toparlanma oldu diye öngörülse de bu tamamen Çin'in kendi üst tüketimiyle ilgili bir iyileşme olarak öngörmekte fayda var otomotiv sektöründe. Çünkü Çin dışındaki otomotiv sektörü şöyle geriye doğru biraz hafızamızı tazelersek 90'lı yılların sonunda üretim üssünün doğuya kaydığı bir dünyada Çin dışındaki bölgelerde de ciddi bir otomotiv ve lastik yatırımı var aslında. Ama Çin dışı bölgelerdeki otomotiv ve lastik yatırımının ana itici gücü tamamen ihracattan geçiyor. Yani o bölgenin tüketimi ya da kendi iç dinamiklerine bağlı olarak değil, batıdaki tüketimi desteklemek amacıyla yapılmış bir üretim yatırımlarıydı bunlar. Maalesef özellikle ikinci çeyrekte Avrupa'da ve Amerika'daki pandeminin şiddetinin en yüksek olduğu noktada kendini göstermesiyle beraber Asya Pasifik tarafındaki toparlanma süreci diğer bölgelere göre nispeten daha yavaş ilerlediğini söyleyebilirim. Peki Kordsa'nın özellikle cirosunun içerisinde yurt dışı pazarların payı 2019'da neredeydi Ali Bey ve 2020'de bu nereye gelecek? Bizim bölgesel dağılımımız baktığımızda tabii kompozit iş alanımızın büyümesiyle beraber ve Amerika'daki son 3 yıl içerisindeki yaptığımız satın almalarla birlikte ağırlığımız Amerika pazarına, Kuzey Amerika tarafına kaymış oldu. Bizim toplam ciromuzun 2019 dağılımına baktığımız zaman %36'sı Kuzey Amerika'dan sağlıyoruz. Bunun içerisinde lastik artı kompozit iş alanımızı birlikte değerlendirdiğimiz zaman çıkan rakam böyle. EMEA bölgesi, yani Türkiye merkezli EMEA bölgesine baktığımız zaman aşağı yukarı %32'lik bir ciro katkısı var bu bölgenin. %22'lik bir katkı Asya Pasifik bölgesinden geliyor. %10'luk bir katkı da Güney Amerika'dan, Brezilya merkezli operasyonumuzun desteklediği Güney Amerika bölgesinden geliyor. Bu dağılımımız aslında kompozitteki büyümeye bağlı olarak ve gelişmelere bağlı olarak bir miktar değişkenlik gösterebiliyor. 2020 yılındaki rakamlarımızda da baktığımızda bundan çok farklı bir durumda değiliz. Aslında yüzdesel dağılımlarımız aşağı yukarı aynı. İç piyasadaki değişimler Türkiye üzerine bakarsak aslında Türkiye'de bizim satışlarımızın, ciromuzun içerisindeki yerel müşterilerimizin payı oldukça düşük kalıyor. Yani biz Türkiye'de ürettiğimizin sadece %15-20'si iç piyasaya gidiyor. Ama global kortsu olarak baktığımız zaman Türkiye'deki iç tüketim ve iç pazardaki yarattığımız değer %5'ler civarında kaldığını söyleyebilirim. Yani 2020'de bir miktar daha yurt dışı pazarların ağırlığı artabilir mi ciro içinde? Kuzey Amerika'nın ağırlığı daha artabilir görünüyor şu andaki anladım. Baktığımız durumda. Tabii bu 3. ve 4. çeyreği beklemeden hani bunu henüz daha şu aşamada çok net söylemek çok erken ama genelde sinyaller öyle. Onu gösteriyor, evet. Peki şimdi bu tedarik zincirlerindeki değişikliği yani konuşuyoruz. Yani tedarik zincirlerinde bozulma demek istemiyorum. Çünkü bir değişiklik var, bir revize durum var. Birçok şirket aslında Asya pazarının ağırlığını biraz sanki azaltıyor gibi. İşte hazır giyim tekstil tarafına baktığımızda Vietnam'la Hindistan sahneye çıktı. İşte otomotiv yan sanayiye baktığımızda biraz daha belki Polonya, belki Türkiye, Macaristan, Doğu Avrupa biraz daha öne çıkacak. Ha, böyle olunca sizin Kordsa olarak bu döngüsel değişikliklerden nasıl etkileneceğinizi düşünüyorsunuz? Yani fırsatlar olacak mı, riskler olacak mı küresel tedarik zincirlerinin değişmesinden ötürü? Bizim içinde bulunduğumuz sektörde aslında ana tedarik zinciri içerisinde ham maddelerimiz ve belirli kimyasallarımız açısından baktığımız zaman aslında çok fazla değişkenlik öngörmüyoruz. Çünkü bizim zaten naylon bazlı olan lastik güçlendirme sektörü içerisinde naylon bazlı ham maddelerimizin ana kaynağı batıdan Amerika ağırlıklı, Avrupa ve Amerika ağırlıklı bu şekilde devam ediyor.
Polyester tarafındaki ham madde tedarik zincirimiz bizim daha çok Asyalı oyunculara bağlı ama bu sadece Çin değil. Çin etrafındaki diğer Asya Pasifik ülkelerinden de bizim ham madde tedariğini sağlıyoruz. Kimyasallarımız da yine bölgesel anlamda değişkenlik gösteriyor. Şu andaki bu tedarik zincirindeki yeni yapılanma ya da kümelenme noktası Kordsa için çok büyük bir değişiklik getirecek seviyede değil. Bunu paylaşabilirim. Peki ithal girdilere bakarsak, yani ithal girdileriniz yüzde kaç ithal girdi? Ne kadarını ihracatla kompanse edebiliyorsunuz? Birazdan bağlantı daha sağlıklı olduğunda Ali Çalışkan'la konuşacağız. Ali Bey çok özür diliyorum. Az önce bağlantıda bir kopukluk oldu. Küresel tedarik zincirlerindeki değişiklik Kordsa'yı çok etkilemedi. Rasyonel büyük bir etkisi yok dediniz ama şunu merak ediyorum. İthal girdileriniz, zin maliyeti ve ihracat tarafındaki gelirler ne kadar birbirini dengeleyebiliyor? Yani kur hassasiyeti için soruyorum bunu. Evet, aslında bizim girdi maliyetlerimize baktığımız zaman Güzem Hanım %80-78'ini Amerikan doları olarak girdi maliyetlerimizin olduğunu görüyoruz. Geri kalan %22'lik kısımda Avrupa kaynaklı girdilerimizden oluşan ve dolayısıyla Euro bazlı girdilerimiz var. Pardon, çok özür diliyorum. Satışlarımız bu yönde, yanlış söyledim. Satışlarımıza baktığımız zaman 78'e 22 gibi bir dağılım var dolar bazlı ve hard currency olarak tanımadığımız para birimleri içerisinde. Girdi maliyetlerimize de baktığımız zaman aşağı yukarı bizim girdi maliyetlerimizde %81'i yine Amerikan doları bazlı. Ham madde ağırlığı esas itibariyle bunu oluşturan ham maddelerimiz ve diye söyleyebilirim. Bunun dışında geri kalan miktar ise %19'u tamamen yerel maliyetlerimiz bizim. Türkiye bazında %7'lik bir pay var Türk lirası olarak baktığımızda. Endonezya rupiyası %8'lik bir pay alıyor. Brezilya reali %3'lük bir pay alıyor. Tayland bahtı da %1'lik bir pay alıyor. Dolayısıyla aslında bizim özellikle kur riski açısından baktığımızda girdiler ve satışlar açısından çok iyi bir dengemiz var. Biz bu şekilde de zaten bizim kur riskine karşı kendimizi aslında güvene aldığımız bir iş modelimizin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki Bey, şimdi ilk çeyrekte borcunuz 200 milyon TL artarak 2.59 milyar TL'ye yaklaşık olarak yükseldi. Dolayısıyla net borç favök rakamınız 3.7 çarpanla. Bu borçluluk rasyosunun artmasını bekler misiniz? 2020'nin tamamı için sorayım bunu. 2.59 milyar TL'nin daha üzerine gelebilir mi? Bu soruyu şu yüzden soruyorum. Alacak sıkıntısı var. Yani sadece Türkiye değil, dünyada da benzer sıkıntı var. Tahsilatlarda problem var. Örneğin biz işte alacak sigortasını konuşurken ihracatçı şirketlerin alacak sigorta maliyeti daha da arttı. Yani Avrupa'dan alacaklar bile sıkıntıya girdiği için. Sizin böyle bir riskiniz var mı şirket içinde gördüğünüz? Bizim Kordsa'nın aslında uzun yıllardır vade ödemelerle ilgili olarak çok büyük bir risk yaşayan ve aslında hiçbir riski olmayan bir şirketiz diyebilirim. Hani bizim bugün vadesi geçmiş alacakların oranına baksak herhalde binde ya da 10.000'de seviyelerinde tanımlayabileceğimiz bir rakam belki çıkabilir diye düşünüyorum. Bu konuda bir problemimiz yok. Borçluluk oranımıza gelince biz özellikle hem TL bazlı kredilerimizde hem de dolar bazlı yatırım kredilerimizde biliyorsunuz 300 milyon dolarlık bir kompozit yatırımını gerçekleştirdik son 3 yıllık içerisinde. O dönemde kullandığımız kredilerin de büyük bir miktarını biz yine finans piyasasındaki gelişen şartlar doğrultusunda yeniden yapılandırmalarla faiz yükümüzü daha da maliyetlerimizi düşürecek şekilde, finansal maliyetlerimizi düşecek şekilde bu yapılandırma çalışmalarımızı da tamamladık. Diğer taraftan Kordsa'nın bilançosuna bakıldığında da nakit yaratma becerisi açısından hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten son derece pozitif bir nakit yaratma becerisine sahip bir şirket olduğumuz için de evet belirli bir borç yükümüz var ama bunun ağırlığı yatırımlardan kaynaklanan bir yer ve uzun vadeli borç yükü. Kısa vadeli borç yükünü çevirme konusunda da bugün için şirketimizde herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Peki yatırımlara ilişkin elbette 2020 aslında yatırımdan ziyade işte nakit akışını kontrol etme yılı olacak dedi birçok reel sektör temsilcisi. Katılır mısınız buna? Kordsa ailesi olarak sizin yatırım stratejiniz nasıldı? Yani bu yıla başlarken hangilerini öteleme, erteleme kararı aldınız? Tabii ki büyük montanlı olacak yatırım planlarımızda COVID şartlarını özellikle pandemi sonrası trendler nereye doğru gidiyor, dünya nasıl şekillenecek, neler olup biteceğini düşünerek yeni planlama içerisine girdik biz de. Ama şu bizim stratejimizi kesinlikle değiştirmiyor, değiştirmeyecek. Yani bizim
Önümüzdeki 5 yıllık plan içerisinde daha önce belirlemiş olduğumuz ve paylaştığımız yeni iş alanlarındaki burada özellikle kompozite vurgulamak istiyorum. Kompoziteki büyüme stratejimiz aynı şekilde devam edecek. Belki zaman olarak baktığımız zaman bu yatırımların hızı zamana yayılma açısından 2020 içerisinde bunu gerçekleştirmeyeceğiz demek de istemiyorum ama bizim genelde pazarda olup biteni çok net bir şekilde tanımlayıp analiz edip şartlarımıza uygun fırsatlar çıktığı zaman bunları değerlendirme açısından da biz kendi kaynaklarımızla yapabildiklerimizi kendi kaynaklarımız içerisinde kendi kaynağımızın dışında bir ihtiyaç olduğunda da hissedarlarımıza bu konuyu paylaşarak büyüme stratejilerimize devam edeceğiz. Bu dönem içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten nakit akışı çok çok kritik konulardan bir tanesi. Çünkü kapasite kullanımlarının özellikle ikinci çeyrekte hızlı olarak düştüğü bir dönemde işletme sermayesini sağlıklı bir şekilde yönetebilmek ve sürekli nakit yaratabilir pozisyonda şirket tutabilmek birinci önceliğimiz bu sene içerisinde. Ki bugüne kadar da bunu başarıyla sürdürdüğümüzü paylaşabilirim. Ama bunun yanında stratejik küçük çaplı yatırımlarımız da vardı bizim başladığımız. Gerek Amerika'daki kompozit tesislerimizde gerekse Türkiye'deki yatırımlarımızda bu küçük sayılı yatırımlarımızda durdurmadan biz devam ediyoruz şu anda. Bu yatırımlarımızı yıl sonuna kadar da devreye almaya devam edeceğiz. Ama büyük çaplı yatırım için piyasa şartlarını birazcık daha izlemeyi ve ona göre bir kendimizi konumlandırmayı tercih ettiğimiz bir dönemden geçtiğimizi paylaşabilirim. Peki şimdi geçtiğimiz haftalarda işte MSCI Endeks değişiklikleri açıklandı. Burada MSCI Global Small Cap Endeksinin Türkiye bölümünden Kortsa çıkarıldı. Bunun spesifik olarak hisse üzerinde etkisini görmedik ama ben bu haber akışını da dahil ederek soruyu şöyle sorayım Salih Bey. Orta uzun vadede hissedeki yerli yabancı sahipliği nasıl olacak? Çünkü borsada genel olarak yabancı yatırımcıların bir miktar payının azaldığını görüyoruz. Kortsa için oradaki hikaye ne? Öte yandan temettü politikanız nasıl? Önümüzdeki süreçte temettü, sermaye artırımı gibi gündeminiz olacak mı yönetim kurulunda? Biz isterseniz 2020 başındaki yaptığımız çalışmalardan önce başlamak isterim. Biz bütün bu şartlara rağmen bütün bu şartlar altında yine Mart ayı içerisinde 2019 yılına ait genel kurulumuzu tamamladık ve bu genel kurulumuz içerisinde de dağıtılabilecek miktardaki temettünün dağıtılması kararını hissedarlarımızın kararıyla alındı ve bunu uygulamaya geçirmiş durumdayız. Kortsa'nın geçmişten bugüneki temettü performansı sanıyorum herhalde oldukça iyi seviyelerde olan şirketlerden bir tanesidir diye düşünüyorum yatırımcılar açısından baktığımızda da. Söylediğiniz yabancı yatırımcıların çıkışı tabii sadece Kortsa nezdinde değil, genel anlamda Türkiye'de ve pandemi sonrası oluşan durumdan dolayı olan bir çıkışların etkisiyle biz de bunu hissettik. Çünkü bizim hissemizde de dış yatırımcı oranımız yüksek olan hisselerden bir tanesiydi borsada. Ama şunu da görüyoruz, hızlı bir şekilde yerli yatırımcıların borsaya girişiyle beraber de tekrar biz hisse anlamında yukarıya doğru tırmanışa geçtiğimizi söyleyebilirim. Kortsa'nın hikayesini aslında daha önce paylaştığımız gibi büyüme stratejisi, yeni iş alanları yaratma, inovasyon ve teknoloji gücüyle büyüme stratejisini devam ettirecek. Dolayısıyla bizim yatırımcılarımıza, büyük küçük bütün hissedarlarımıza ve yatırımcılarımıza anlatacağımız mesaj ve hikaye büyümeye danalı, yüksek teknoloji ürünlere dayalı olarak bir büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceği mesajını paylaşmak olur bu noktada. Holding portföyündeki özellikle finans dışı şirketlerde ağırlığını arttırmak istediğini açıklamıştı geçtiğimiz dönemlerde. Ve bu bağlamda da zaten siz de söylediğiniz yani Amerika'da Kortsa'nın sahip olduğu teknolojiye çok ileri seviyede. Orada satın almalar da yaptınız. Avrupa'da da ağırlığı arttıracağınız gibi bir beklenti var sektörde. Bunun için 2020 çok mu erken? Yeni satın almalar özellikle Avrupa pazarı için daha çok 2021'de mi odaklanılacak Ali Bey? Şu anda pandemiden dolayı aslında bütün sektörler, Avrupa'da da bizim özellikle girmek istediğimiz kompozitle ilgili olan havacılık, otomotiv sektörüne baktığımız zaman bu taraf da çok ciddi bir şekilde etkilendi. Bizler bunları takip ediyoruz. Biraz önce dediğim gibi hani bizim temel strateji, ana stratejimiz değişmedi. Bizim Amerika'da kompozit alanındaki yapılandırmamızı belirli bir noktaya getirip tamamladıktan sonra bir sonraki hedefimiz Avrupa'da benzer bir ikizinin yaratılması stratejisiyle devam ediyor. Ve biz bu stratejimizde ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla yeni satın almalar olabilir Avrupa'da ama uygun zamanlık oluyorsunuz. Uygun zamanı, öyle o şekilde söylemek daha doğru olur. Uygun zamanı ve global ekonominin değişimini ve gelişimini de
dikkatle takip edip kort sayısına en uygun olan zamanda da bu aksiyon planlarını hayata geçirmek önümüzdeki dönemlerde paylaşacağımız konular olacak diye söyleyebilirim. Peki sürenin sonuna geldik ama bir iki cümleyle iç pazar evet. için soruyorum bu soruyu Ali Bey. Teşvik mekanizmaları nasıl değerlendirirsiniz? Yani bir yandan kısa çalışma ödeneğini bol bol konuştuk. Öte yandan finansman erişimle ilgili ticari kredi faizlerinin aşağı gelmesi ki siz de yapılandırmalara değindiniz. Bir diğer konu vergisel teşvikler. Hani çok bacaklı bir mekanizma elbette bu ama nasıl görüyorsunuz orada kamu otoritesinin politikasını? Aslında şunu paylaşmak isterim. Biz tabii global bir şirket olarak Endonezya, Tayland, Amerika, Brezilya değişik platformlarda, coğrafyalarda yer alan bir şirketiz ve bugün pandemiyle ilgili teşviklere ve desteklere bakıldığında Türkiye'deki yapılan destek programlarının gerçekten çok net bir şekilde ayrıştığını söylemekte fayda var. Biz diğer bölgelerin çoğunda bu teşvikleri alamadığımızı söyleyebilirim. Yani en azından bu devletli ülkelerin uygulamalarında bu tip yapılanmalar olmadığını tabii ki finansmana ulaşım noktasında Amerika olsun, Brezilya olsun oralarda alınan aksiyonlar ve destekler mutlaka ortaya çıktı ama onun ötesinde daha detaylı bir şekilde özellikle Türkiye'de küçük yatırımcıları ve üreticileri KOBİ'leri destekleme noktasında hızlı bir şekilde yürütülen ki büyük şirketlerin de destek aldığı kısa çalışma ödeneği dahil bu tip teşviklerin ben Türkiye'de oldukça hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini ve finansal genişleme noktasında da paraya ulaşımın özellikle bu dönemde piyasayı oldukça rahatlattığı konusunda pozitif düşündüğümü paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey katıldığınız için. Hem Kortsa Global için iyi bir yıl olsun diyelim. Hem sektöre dair hem de şirket özelindeki paylaşımlarınız için teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Güzel Hanım. Evet, Piyasat'ın ilk bölümünde Kortsa CEO'su Ali Çalışkan'ı ağırladı. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen arkasından doçent doktor Atalım Murat bizimle olacak. Piyasasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkez Bankası tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru endeksi geldi. Haziran'da 69.32 olarak açıklandı. Önceki rakam 68.60 seviyesindeydi. Birkaç aydır üst üste biliyorsunuz reel efektif döviz kuru endeksi geriliyordu. Haziran'la itibaren sınırlı bir yükseliş diyelim. Dipten bir yükseliş yaşanmış. Birazdan bunun detaylarını da konuşuruz. Doçent Doktor Atılım Murat konuğumuz dedik. TOBETÜ öğretim üyesi. Kendisine gideceğiz Atılım Hoca'ya ama onun öncesinde bugün Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı. Bir o haberi ekrana geçelim, üzerine hepsini konuşacağız. Tüketici fiyat endeksinin %1.13, yıllık enflasyonun ise %12.62'ye yükselmesinin ardından Merkez Bankası'nın Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Rapora göre enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak artarken gıda yıllık enflasyonu yatay bir seyir izledi. Temel mal enflasyonu tüm alt gruplarda yükselirken hizmet enflasyonu normalleşme sürecinin etkilediği kalemler öncülüğünde arttı. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde bir önceki aya göre temel mal, enerji ve hizmet katkıları sırasıyla 0.58, 0.45 ve 0.23 puan arttı. Gıda grubunun katkısında belirgin bir değişim olmadı. Hizmet fiyatları Haziran'da %2.09 artarken grup yıllık enflasyonu 0.48 puan yükselişle %11.76 oldu. Yıllık enflasyon kira dışındaki alt gruplarda arttı. En belirgin yükseliş ulaştırma grubunda kaydedildi. Ulaştırma hizmetlerinde normalleşme süreciyle birlikte uçak bileti %12.39 ve şehirler arası otobüs ücretlerindeki %23.52'lik artışlar dikkat çekti. Kapasite sınırlamasına tabi olan lokanta otel grubunda gerek yiyecek ve içecek hizmetlerinde gerekse konaklama hizmetlerinde fiyatlar yükseldi. Diğer hizmetler grubunda ise eğitim ve paket turlarıyla berber ve kuaför hizmetleri fiyatlarında artışlar görüldü. Fiyatlar üzerinde birikimli döviz kuru etkileri ve salgına bağlı birim maliyet artışlarıyla normalleşme süreciyle birlikte bazı gruplara yönelik güçlenen talep de etkili oldu. Enerji grubu fiyatları Haziran'da %2.62 arttı. Bu dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak akaryakıt ve tüp gaz fiyatları sırasıyla %6.59 ve %3.58 yükseldi. Bu gelişmelerle enerji yıllık enflasyonu 3.89 puan yükselerek %9.12'ye ulaştı. İşlenmiş gıda grubundaysa aylık fiyat artışı %0.58 ile son döneme kıyasla daha ılımlı gerçekleşirken
Baz etkisinin de desteğiyle işlenmiş gıda yıllık enflasyonu %13,41'e geriledi. Bu gelişmelerle taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon azalışını sürdürdü. Evet, detayları ekrana getirdik. Şimdi hemen gidelim Atılım Hoca'ya. Atılım Hocam hoş geldiniz yayınım. Gülcem Hanım merhabalar. Çok teşekkürler. Şimdi geçen hafta gelen enflasyon rakamları hani bir nebze sürpriz yaptı diyoruz. Evet, aylık %1,2, yıllıkta %12'nin üzerine geldi diye ama enflasyondan önce gelen PMI rakamının İSO'nun açıkladığı PMI'da detaylarda maliyet artışına zaten vurgu vardı. Öte yandan Türk İş İTO rakamları yükselişe işaret ediyordu. Merkez Bankası enflasyonun önceki para politikası toplantısında faiz indirmedi ve ara verdi. Yani genel olarak aslında bütün öncü göstergeler ve bütün veri setleri bir miktar burada patikanın, faiz indirim patikasının ara verileceğini mi işaret ediyor? Onu işaret ediyor. Zaten sizin belirttiğiniz verilerden önce son enflasyon raporunu hatırlarsak, sonrasında da başkanın açıklamalarını, şunu görmüştük biz. Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayından itibaren enflasyonda bir düşüş, sert bir düşüş bekliyordu. Yani sonuç olarak bize açıklanan rakam Haziran ayı enflasyonu. O nedenle bu veriler de dediğiniz gibi destekliyordu aslında görüşü ama merkez zaten Temmuz'dan itibaren sert bir düşüş bekliyor. Genel olarak piyasa da bu şekilde, yani Temmuz'dan itibaren. Onun için sürpriz olmadı. Bir de şu var, zaten bugünkü Merkez Bankası'nın açıklamalarına baktığımız zaman genel değerlendirmesine, işte ulaştırma fiyatlarına vurgu var. O da uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının artması, petrol fiyatlarının artmasından kaynaklanıyor. Mesela gıda fiyatlarının artış bekleniyordu. Yatay bir seyir olduğu görüldü geçen haftaki veride. Şimdi bundan sonrası için de aslında bence merkezin genel görüşünü destekliyor. Şöyle ki zaten yaz aylarındayız. Yani Temmuz-Ağustos döneminde gıda fiyatlarında çok yüksek bir artış olacağını zannetmiyorum ben. Talep zaten hani işte dipten çıkışla beraber toparlanma eğiliminde ama güçlü bir talep hala yok toplam talebe baktığınız zaman. Enerji fiyatları da bu hızla yükselmeye devam edemez. Çünkü baktığınız zaman Çin kaynaklı olarak, yani Çin'den gelen ekonomik veriler çok iyi olduğu için bence dünyada enerji fiyatlarını destekleyen temel faktör oydu. Çünkü Çin o düşük fiyatlardan petrol almaya çalışıyordu. Ama şimdi mesela yayından önce bir merak ettim. Birazcık baktım şöyle bir güncelleme olması açısından. Yani Çin'in Batı Afrika'dan, Rusya'dan, Kuzey Denizi'nden, Latin Amerika'dan, Güneydoğu Asya'dan yaptığı petrol ithalatında ciddi bir düşüş var. Yani bu Temmuz ayından itibaren, hatta Haziran sonundan itibaren. O nedenle enerji fiyatları da destekleyici olmayacak. Kısacası enerji fiyatları yatay seyrine devam eder, gıda fiyatları yatay seyrine devam eder. Talep güçlü değil. Ben de yani Merkez Bankası ile aynı görüşe sahibim. Temmuz'dan itibaren enflasyona bir düşüş görürüz. Hocam şimdi Merkez Bankası'nın özellikle enflasyon raporundaki belirsizlik aralığındaki üst bandın da üzerine yükseldi enflasyon Haziran itibariyle. Şimdi bu bizim pek alışık olduğumuz bir durum değil. Genelde belirsizlik aralığında hani medyan orta nokta olmasa bile üst banda yakınsar, alt banda yakınsar. Üst bandın bu kadar üzerine yükseldiğini görmemiştik. Vurguladığınız gibi elbette Temmuz-Ağustos'ta belki baz etkisi yardımcı olacak ama yıl sonuna doğru da enflasyon sizce yine üst bandın üzerinde seyredebilir mi? Ve bu birkaç toplantı daha faiz indirimini öteleme anlamına mı gelir? Sizin beklentiniz ne? Faiz indirim gelmez. Öncelikle onu söyleyeyim bundan sonra. Yani yılın geri kalanında hiç beklemiyor musunuz? Yani 2 aylık, 2-3 aylık enflasyonu görelim, yani Temmuz-Ağustos sert bir düşüş olursa o zaman farklı şeyler konuşuruz ama yani şu aşamada ben beklemiyorum. Zaten bir de şu var, yani Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine bakılırsa zaten politika faizinin altında ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti. Artık o politika faizi bir nevi sembolik bir anlamı var onun. Diğer taraftan üst bandıyla, üst sınırla ilgili de şunu söyleyeyim, yani zaten Temmuz-Ağustos'u düştükte şu var, bir kere 7,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini çok iyimser bir tahmin Merkez Bankası'nın. Ben onunla bir güncelleme geleceğini düşünüyorum. Ya ben %8,5-9'luk bir yıl sonu enflasyonuyla çalışıyorum. Yani aslında çok kolay değil bunları tahmin yapmak içinden geçtiğimiz süreçte ama 7,4 zaten çok iyimser bir rakam. Yani onu yakalayacağımızı düşünmüyorum. Eğer herhangi bir kur şoku yaşamazsak, ki yani o da çok yaşanacak bir şey gibi gözükmüyor. Yani o üst sınır üzerinde olmayız ama ben dediğim gibi 8,5-9'luk bir enflasyona çalışıyorum yıl sonu için.
Peki şimdi birazdan hocam birkaç sorum daha olacak size ama onun öncesinde az önceki grafiği arkadaşlardan eğer mümkünse tekrar ekranı rica edelim bu reel faizlere ilişkin. Şimdi beklenen enflasyona göre de gerçekleşen enflasyona göre de reel faize baktığımızda aslında 2019'un son çeyreğinden itibaren bir düşüş patikasına girdi. Sıfıra yakınsadığımızı biliyoruz ama artık geldiğimiz seviye sıfırın altını gösteriyor bize. Dolayısıyla bu reel getiri konusunu elbette yabancı yatırımcı nezdinde tartışmıyoruz artık. Yani Türkiye'deki zaten yabancı yatırımcı oranı giderek düşüyor ama içeride reel taraftaki yani reel faizin bu kadar düşük olmasını Atılım hocam dolarizasyon için bir risk olarak görür müsünüz? Yani piyasa faizleriyle enflasyon arasındaki makas koptu. Şu an dönüp swap faizine baktığımızda %20'lerin üzerinde bir swap faizi var. Merkezin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 7,5'larda kaldı. Tüm bunlar içerideki TL mevduat faizinin yerini ve hane halkının tasarruf sahipliğini değiştirir mi? Zaten hane halkı yatırımcılar da hisse senedine doğru kayıyorlar. Hı hı. İşte artış zaten çok konuşuluyor. Yani borsadaki yerli yatırımcının sayısı. Ek olarak işte bir yatırım fonlarına, altın yatırım fonlarına buraya doğru bir kayış var. Güzel Hanım zaten inşa ettiğimiz yeni ekonomik model bu. Yani düşük faize dayanıyor yeni ekonomik model. Ve deyiş yerinde ise yabancının da TL cinsi varlıklarda volatilite yaratmaları, sert fiyat hareketlerine yol açmaları istenmiyor. Yani yeni ekonomik düzen bu. Belirttiğiniz gibi reel faiz nereden baktığınızda bağlı olarak ister 12 aylık tahmine bakın, ister 24 aylık tahmine bakın. Yani -2,5 ile -3 arasında bir reel faiz var. Ama dediğim gibi yani model bu şu an için. Düşük faiz, bunun tüketimi canlandırması, krediler arttırması ki bunu gözlemliyoruz zaten. Ve bunun da büyümeyi desteklemesi. Modelimiz bu. Yani finansal mimari de bu. Yani dünyada da böyle zannediyorum. Yani bizdeki kadar eksi negatif reel getiri yok ama yine orada da ya sıfır ya sıfırın biraz altı benzer gelişen ülkelerde de öyle. Doğru, haklısınız. Ama şu da var tabii hani son birkaç haftayı dışarıda tutarsak Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişen ülkelerden yani yılın başından beri ciddi bir çıkış vardı. Hani son birkaç haftadaki hareketlerle bir giriş var. Hala baktığınız zaman ben Türkiye'nin içinde bulunduğu ülkelerin her ne olursa olsun yani direkt reel faiz anlamına değil belki ama hani ülke tahvilleri, şirket tahvilleri, hisse senetleri açısından çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani Avrupa'ya bakıyorsunuz, Avrupa biraz daha farklı gerçi ama Amerika'ya bakıyorsunuz çok yani pahalı bir fiyatlama var orada. Değerler açısından baktığımız zaman fiyat defteri orada fiyat kazanç oranı. Yani bizde tabii ki reel faiz negatif doğru ama şu anki model bu. Ve yabancıların ağırlığı da giderek azaldı. Evet işte %4'lerde, 5'lerde devlet içi borçlanma senetlerinde, hisse senetlerinde %50 gibi bir oran var. Ama zaten dediğim gibi modelimiz bu şu an için. Yani son bir yılda inşa ettiğimiz model bu. Bu tartışılabilir tabii ki. Ama şu an için bu bir politika tercihi olarak önümüzde duruyor. Ve buna göre yorum yapmak gerekiyor bence. Peki şimdi bu bahsettiğiniz model içerisinde bir tabii ki kredi kampanyaları, destekler, kredi büyümeleri rekor yüksek seviyelere geldi. Yani dünyada da benzer şekilde büyümeyi destekleyen politikalar var. Fakat şöyle bir ekonomistlerin rezervi var, şöyle bir endişesi var. Şimdi bu kredi büyümesinin finansmanını ne kadar Türkiye altından kalkabilecek işin elbette bir bütçe kısmı var. Bir de öte yandan dönüp baktığımızda hani kurda da son 2-3 haftadır ya da bir aydır hiç görmediğimiz bir oynaklık seviyesi. Yani %2 çok sağlıklı bir seviye değil. Yatay bir band. Şimdi bu da Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden de tartışma konusu oluyor. Yani nereye kadar bunları kullanabileceğiz diye ki Fitch'in de kredi derecelenme kuruluşu Fitch'in de hafta sonundaki raporunda bu ön plana çıktı. Ne dersiniz buna? Hem kredilerin finansmanı için sorayım yani bütçe açısından hem de Merkez Bankası'nın rezervi. Tabii şimdi Merkez Bankası'nın rezervinde ciddi bir erime var. Yani rakamlar tartışılıyor, Fitch raporunda da gördük. Uzun süredir bunu konuşuyoruz. Tabii ki işte swaplar hariç ciddi bir düşüş var. Altın rezervimiz yüksek aslında. Yani bu hiç konuşulmuyor. Altın rezervi niye genel rezervler içine değerlendirmez iktisatçılar, stratejistler veya finansçılar? Ben bunu pek anlam veremiyorum. Ciddi bir altın rezervi var aslında. Yani zor günlerde kullanılabilecek ki altın fiyatının da dünyanın ne kadar arttığını biliyoruz. O ayrı bir rezerv. Bunun dışında kredi büyümesi doğru. Kamu bankaları üzerinden ağırlıklı olarak verildi. Düşük faizler daha doğrusu. Özel bankaların o faizlerle girişme şansı yok. Üç büyük kamu bankasının o kredi paketleriyle. Bütçede tabii ki sıkıntı var. İşte vergiler geliyor. En son işte tütün var, polis çiçeklerde vergileri gördük. Önümüzdeki dönemde
hani yılın sonuna doğru ben farklı kalemlerde yine vergi artışlarının gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani ekonomiyi destekleme adına şimdi mesela kısa çalışma ödeneği de vesaire destekler devam ediyor. Bence uzatılacaktır bunlar. Bütçedeki bütçe açığı ciddi şekilde büyüyor, artıyor. Bunun finansmanı için de yani hazinelere borçlanma yapabilir veya vergiler arttırılabilir. Yani bütçeyi bir şekilde finanse edeceğiz. Artık bunun için bu Amerika'nın yeniden keşfi değil. Ama dediğim gibi yani modelimizde zaten düşük faiz bunun kredileri arttırması, büyümeyi desteklemesi, işte bunun da işsizlik oranının düşürmesi bekleniyor. Bu şekilde bakılıyor. Bu orta uzun vadede sürdürülebilir mi? Bu tartışılabilir tabii ki. Ama şu da var. Şimdi Fitch gündeme getirdiği zaman biz bunu tartışıyoruz ama aylardan beri Merkez Bankası'nın rezervini tartışıyoruz. Aylardan beri çok karamsar görüşlere sahip stratejistler, işte ne bileyim sosyal medyada isimler var. İşte kur uçacak, işte finansman şöyle ama yani yılın ikinci yarısına baktığımız zaman borçlanma tarafında da hazinelerin manevra alanı var. Ben yılın ikinci yarısında hazinenin Eurobond ihraç yapabileceğini düşünüyorum. Dolar cinsinden borçlanacağını da düşünüyorum. İşte geçen hafta Akbank'ın ihracını gördük. 3 kat talep geldi. O nedenle yılın ikinci yarısında yani siz dolar TL'den bahsettiniz. Çok dengeli bir gidiş var. Bizim bu modelimizde enflasyonun daha fazla artmaması için, kurun artmaması için ekonomi yönetimi bence ne gerekiyorsa yapacaktır. Onun için ben yani yıl sonu itibariyle de dolar TL'nin çok büyük olay olmazsa küresel piyasalarda iyimser dalganın devam edeceği düşüncesiyle dolar TL'de ciddi bir artış da beklemiyorum. Kur gene bu seviyelerde kalır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Asıl Murat'ı ağırladık. Şimdi kısa bir ara. Swissquote Bank Kıdemli Analisi İpek Özkardeşkaya olacak. Telefon attığımızda İpek hoş geldin yayına. Dünya borsalarında rally haberini her gün paylaşıyoruz ama gelişen ülkeler pastadan ne kadar pay alır? Ve tabii Türkiye'ye dair de bir yandan bu yabancı kurumlara gelen açığa satış yasağı var. Neler söylersin buna dair? Evet, bu sabah Çin piyasalarında yüksek işlem hacmiyle gelen %5'in üzerinde kazançlar görüldü. Şimdi tabii resmi medyada Securities Times'de çıkan ve Çin'in sağlıklı bir boya piyasasına sahip olmasının önemini belirten destekleyici haberin ardından gördük bu çok yüksek alımları. Şimdi tabii Çin'deki durum diğer özellikle Asya'daki gelişmekte olan piyasalara pozitif olarak yansıtsa bile diğer gelişmekte olan piyasalar üzerinde aynı etkiyi göstermeyebilir ya da bu etki aynı şekilde sürdürülebilir olmayabilir. Zaten şu anda Çin'de gördüğümüz hareketin de sürdürülebilir olması için önümüzdeki iki hafta boyunca açıklanacak verilerin, Haziran ayı verilerinin iyi olması gerekiyor. Genel olarak baktığımız zaman aslında şu anda hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülke piyasalarındaki rally'nin daha çok devlet ve merkez bankası teşviği ve teşvik beklentileriyle alakalı olduğunu görüyoruz. Çünkü genel olarak baktığımız zaman hem dünya çapında koronavirüs vakalarının artması hem de ekonomik projeksiyonların aşağı çekilmesinin aslında risk iştahının gerçek anlamda çok da sağlam olmadığını gösteriyor bize. O yüzden bu durumdan yani risk iştahının çok sağlam olmayışından Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasaları etkilenebilir ve rally biraz daha geriden takip edebilirler. İpek çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Bir sonraki programda daha fazla aslında soru hakkımı kullanacağım İpek ama sürenin sonuna geldik. Piyasa hattını kapatıyoruz. Hoşçakalın.